Saadet Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Mustafa Kamalak seçim çalışmaları için geldiği Samsun'da milletvekili adaylarıyla birlikte bazı ziyaretler gerçekleştirdi. Çarşamba ilçesini ziyaret ederken Rıdvan Paşa Camii'nde öğle namazı kılan Kamalak burada cemaate seslendi. Türkiye'nin son 3 ayda 170 şehit verdiğini hatırlatan Kamalak, yaşı ilerlemiş olanlarınıza soruyorum, siz hiç hayatınızda Ankara'nın göbeğinde bomba patlayıp 100 kişiden fazla insanımız öldürüldüğünü duydunuz mu? Bunlar ülkeyi yönetemiyor dedi. Çarşamba ziyaretinin ardından Cumhuriyet Meydanı'nda partilerle buluşan Saadet Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Mustafa Kamalak, burada vatandaşlarla selamlaştıktan sonra bir açık hava konuşması gerçekleştirdi. Hükümeti eleştiren Kamalak, önümüzde bir seçim var, bu seçim hem ülkemiz için hem de İslam coğrafyası için tarihi bir dönüm noktası olacak dedi. Bakın, yüreğinize sorun, vicdanımıza soralım. Şu an Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakan diyor ki bir takım muhalefet liderlerini, milletvekillerini eleştirirken hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde siz Sivas'ın doğusuna bile gidemezsiniz diyor. Niye? Çünkü can güvenliği yok. Değerli arkadaşlarım, eğer Sivas'ın doğusuna gidememe gibi bir durum varsa Allah aşkına bunun sorumlusu kim? Bu ülkenin emniyetinden, güvenliğinden, tüm vatandaşlarımızın can, mal ve namus güvenliğinden sorumlu olan hükümet değil mi? Kamalak konuşmanın ardından namaz kılmak için site camisine gitti. Namazın ardından sevgi yürüyüşü adı altında esnaf ve vatandaşlarla selamlaşan Kamalak bir ara sokak çalgıcılarının yanına giderek bir süre müzisyenlerin çaldığı parçaları dinledi. Saadet Partisi Genel Başkanı Kamalak yürüyüş programını Mecidiyeve Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde bulunan esnafları ziyaret ederek sonlandırdı.